Günaydın, 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 günaydın. Herkeslere günaydın. Herkeslere haftanın ilk yayın günü, günlerden pazartesi. Tarih 8 Temmuz. Milattan sonra 2024. yıl ama yaşadığımız yıl gerçekten 2024 mü yoksa 1800'ler mi? O konuda benim kafam biraz karışık. Nasılsınız efendim? Nasıl geçti hafta sonu? İnşallah serin yerlerdesinizdir. Nasıl bir söz vardı hani sıcak bilmem neden serin sulara filan öyle bir şey yok. Ben şey değilim. Yani Bayraklı'da geçti ömrüm. Cumartesi günü bir keşfe çıktım. Bu keşifte çok enteresan ayrıntılar öğrendim. Bunları not ettim sadece. Not ettim. Çünkü Bayraklı Belediye Başkanı'nı bir süre üzmeyi düşünmüyorum. Onun gerçekten ufkuyla çevresindeki hokkabazları yakalamasını bekliyorum. O kadar. O kadar. Aslında ben farklı bir giriş yapacaktım bugün ama az önce, yani 5 dakika önce yayına hazırlanırken, yani son mühürün mutfak balkon kısmında millet, bir duman sardı ortalığı, bir toz sardı. Ben bu konuda gerçekten Sayın İzmir Valiliğine, bakın valisine demiyorum. Yani 2020'den itibaren valilik yapan kim varsa kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü onlar çok güzel insanlar. Gerçekten İzmir Valisi, Mahalli Çevre Kurulu, belediye başkanları çok güzel insanlar. Neden biliyor musunuz? Bu hayat pahalılığında, efendim bu ayrımcılıklarda, talanda, orman yangınlarında, deprem risklerinde vatandaşlarının daha fazla yaşayıp da kahır çekmelerini istemedikleri için hafriyat ve inşaatçılara sınırsız özgürlük vermek suretiyle onların toz, toprak ve gürültüyle bizim ölmemizi istiyorlar. Bu kadar net, açık. Yani Bağdat'taki Sağır Sultan duydu 4 yıldır benim haykırışlarımı bir tane vali, bir tane belediye başkanı, bir tane meclis üyesi ya bu adam ne yapıyor diye demedi. Çektim fotoğrafı. Bugün pazartesi. Pazartesinin ilk haftanın ilk saati, yeni haftanın ilk saatleri. Ya bre Allah'tan korkmazlar. Bre kuldan utanmazlar. Sizleri o koltukta oturtan bu millete hiç saygınız yok mu sizin ya? Bu vandalca yıkımları ne zaman engelleyeceksiniz? Cumartesi aynı zulüm, pazar aynı zulüm, pazartesi aynı. Bir de dalga geçer gibi bir tane tankerle 5 yaşındaki çocuğun işemesi gibi 8 katlı binanın yıkımına böyle hortum tutuyorlar. Lan siz kimle dalga geçiyorsunuz ya? Sayın Vali bilmem kaç yerde doktora yaptıysa ben de 1,5 üniversite okudum. Hayatımın 35 yılını bu ülkenin ve kentin sokaklarında gerçek gazetecilik yaparak geçirdim. Onlar yağan yağmurlarda başkalarıyla beraber dolaşırlarken ben onlara işaret ettim. F tipi dedim. Ya olmaz arkadaş, bu kadar olmaz ya. Sen fotoğrafı verdin mi Cengiz? Ver. Bakın bu son mühürün terasından, balkonundan çekilen fotoğraf. Fakat çekildiği anda biraz böyle duman gitmiş. Fakat bunun 1-2 saniye, 3-5 saniye öncesi var. Böyle bir şey olamaz. Toz kapanı diye bir şey var. Duydunuz mu? Avrupa'da uygulanıyor bu. Anladığım kadarıyla Alsancak'ta da uygulanıyor. Niye Bayraklı'da uygulanıyor? Ya adını koyun kardeşim. Biz İzmir'in ikinci sınıf vatandaşı mıyız? Bayraklı'da yaşayanlar İzmir'in ikinci sınıf vatandaşı mı? De haydi. Sayın Vali kızdıysa emir versin emniyete, gelsin şimdi yaklaşık 90 tane polis. Beni derdest etsin canlı yayında. Yeter ya. Caddede yürüyemiyoruz, kafamıza taş düşecekti. Bakın başka fotoğraflar var. Cuma günü yayından sonra çektim. Onları göndermedim. Onları da göstereyim. Ya dalga geçiyor bu hafriyatçılar ve inşaatçılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletiyle dalga geçiyor kardeşim. Emniyet tedbiri almıyorlar. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere, çocuk parklarına saygıları yok. Nokta. Ben yerime gidiyorum.
bugün biraz sizi güldürebilirim yani. Yani hafta sonu bir şey paylaştım sosyal medyada 2013 yılına ait. Sonra da sordum vatandaşlara, yani pazar günü pazara gidecekler bir baksın diye. Şimdi onlar da konuşacağız. Artı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Çeşme'de ne Dünyayı Kurtaran Adamlar Derneği mi varmış? Neydi o derneğin adı ya? Dünyayı Kurtaran, şimdi bakarım, şimdi notlarımda var. Dünyayı Kurtaran Adamlar mı ne? Baktım, o Alaaddin Yüksel dünyayı kurtarıyor. Aziz Kocaoğlu da dünyayı kurtarıyor. Lal Denizli de dünyayı kurtarıyor. Erde Cemil Bey de oraya. Neyse, orada enteresan bir cümle kurdu. O cümlenin üzerinde duracağım. Bir de Posta Gazetesi'nden Banu Şen'e Sayın Başkan röportaj vermiş. Sayın Başkan daha önce basın danışmanlığı aracılığıyla duyurmuştu. Ben bir süre medyaya röportaj vermeyeceğim, medyada yayına çıkmayacağım, gazetecilerle konuşmayacağım filan demişti. Fakat söz konusu olan Bizans medyası olunca işler değişiyor. Muhtemelen İstanbul veya Ankara'daki akıl hocalarından biri salık vermiştir, olabilir. Biz kendisini seviyoruz. Bakın, ben severim, ben insanları severim. Çiçekleri, böcekleri, yavru kedileri, yavru köpekleri severim yani. Ben herkesi severim. Bak, gördüğünüz gibi sevgi pıtırcığı gibi adamım yani. Bak böyle. He? Bugün çok önemli bir konum var. İnadına konuk ettim, inadına ağırlayacağım. Çünkü bir süredir hedefe kondu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Gerçekleri söylediği için, bizim söyleyemediklerimizi söylediği için, gerçeklere işaret ettiği için adam hakkında bir Mossad ajanlığı kalmıştı, onu bile itham ettiler. Ama söylemekten imtina ettiğimiz, görmekten, bakın tarih gerçekten tekerrür ediyor. Gerçekten. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, ne zaman? 1918. Millet, 1918 yılıyla işgalin olduğu 15 Mayıs 1919 arası İngilizlerin organizasyonuyla adalardan modalardan o kadar çok Rum göçmen buraya getirildi ki ve kimse gıkını çıkarmadı. O dönemin gazetelerine bakın, doğru dürüst bir tane haber yok. Bir tane haber yok doğru dürüst. Bugün Zafer Partisi İl Başkanı Sayın Naşit Birgüvi konuğumuz. Uzun uzun konuşacağız. Onun için ben çok hızlı gideceğim. Ona da biraz zaman biraz daha zaman ayırayım. Zafer Partisi bu ülkenin partisidir. Bu ülkenin partisi olup bayrağına, liderine, ebedi şefe saygısı olan herkesin başımın üstünde yeri var. Mış gibi yapan değil. Dansözlük yapan değil. Döneklik yapan değil. Anlatabiliyor muyum? Başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım. Şeytanın ve zalimlerin evini taşlayalım efendim. Buyursunlar. Efendim, dediğimiz gibi 8 Temmuz pazartesi bugün. Şimdi bakalım notlarımıza, bu neymiş? Cemil Tugay'ın açıklamasıymış, bu değil. Aha, burada. Peki bu neymiş? Ümit Özdağ'ın geçenlerde yaptığı bir açıklama, o da burada dursun. Şimdi bakın, biraz tarihe bakalım. Pardon, hemen hızlı hızlı geçiyorum. Devriliyor şey, deprem bölgesi ya, belki de sallandık yani, bilmiyorum.
Efendim bugün 8 Temmuz 1919'un 8 Temmuz'unda Mustafa Kemal Paşa askerlikten ve resmi görevlerinden resmen ayrılıyor. Biliyorsunuz ayrılmadan önce hakkında idam bile veriliyor. Görüldüğü yerde vurulsun diye de İstanbul'daki emperyalist uşağı Damat Ferit ve Vahidettin tarafından hüküm veriliyor. Bir de Şeyh Rüstem var. Neydi onun adı? Hatırlamıyorum. Aman hatırlamak istemediklerimin adını niye hatırlayacağım diye uğraşıyorum ki yani. İşte 1919'un 8 Temmuz'unda Mustafa Kemal Paşa askerlikten ayrılıyor. Efendim bakın çok enteresan bir gün bugün. 8 Temmuz 1937'de bu konuyu özellikle aldım. Başka olaylar da oldu ama bu konuyu özellikle aldım. Ölümüne bir yıl kala Türkiye Cumhurbaşkanı ebedi şefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk İran, Irak ve Afganistan'la birlikte saldırmazlık Sadabat Paktı'nı kuruyor. Bakın Gazi Mustafa Kemal Orta Doğu'ya o kadar ilgili ki adam gitmiş görmüş savaşmış. O ikili oynayan sözde şeyhleri İngilizlerin paralarıyla güya Müslüman diye ortalarda dolaşanları hep bunları görmüş. Eğer o mesela Atatürk'ün iki büyük Sadabat Paktı bir de Balkan Paktı var. Bakın çok enteresan. Balkanlar hep böyle pimi çekilmiş el bombası. Orta Doğu pimi çekilmiş el bombası. O Afganistan var ya. O Afganistan. Mustafa Kemal Afganistan'ın bugünlerini adeta görmüş. Afganistan kralı var Emanullah Han. Türkiye'ye geliyor. Ona bazı öğütlerde bulunuyor. Çünkü Emanullah Han Atatürk gibi bazı konularda radikal düşünemiyor. Daha o yıllarda Afganistan'da bir takım böyle tarikatlar, böyle bir şeyler, uçan kaçan şeyhler var ve bir milli birlik sıkıntısı zaten Orta Doğu'nun en büyük derdidir o milli birlik. Millet olamama, millet oldurulamama. Anlatabiliyor muyum? Ve ne yazık ki Emanullah Han'ın sonu da iyi olmuyor. Atatürk'ün öğütlerini hiç kale almıyor. Rıza Pehlevi ile neler konuşmuş, İzmir'e de gelmişler mesela Mustafa Kemal Atatürk Rıza Pehlevi'yi burada da gezdirmiş. Yani çok güzel bir, çok güzel amaçları olan bir birliktelik kurulmuş hem Balkanlarda hem şeyde. Bugün 8 Temmuz 37 Sadabat Paktı'nın kurulması ve son olay çoğunuz hatırlarsınız benim yaşımdakiler yaşadı. 96 yılı. Ben 96'da neredeydim? Sanıyorum Kanal 1'deydim. 96 yılının 8 Temmuz'unda Türkiye'de Refah Partisi, Doğru Yol Partisi arasında bu Refah Yol 54. Hükümet güvenevi aldı. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten 54. Hükümet araştırmaya muhtaç bir süreç. O şey. Yani Refah Yol'un ekonomi politikası enteresan, çok enteresan. Yani rahmetli Necmettin Erbakan'ın işte emekliler, ücretler, fiyatlar konusunda çok enteresan. Şimdi ben bu Refah Yol hükümetini hatırlatırken hemen aklıma ilk konu geldi. Şimdi dün pazarda gittiniz mi alışverişe? Yani salatalık, bamya, patates, domates aldınız mı? Fiyatlar nasıldı? Şimdi bazı vatandaşlarımız bana sosyal medyadan gönderdiler sağ olsunlar. Aşağı yukarı aynı. Dün Çamkıran pazarına eşim gitti. Ondan rica ettim dikkat et bazı ürünlere diye. Niye? Efendim 3 Temmuz 2013 günü benim yaptığım bir yayında haber merkezi bir haber yapmış. Şimdi o haberi getireceğim ekranlarınıza. Onu biraz montajladım. Haberi getireceğim. Lütfen dikkatlice izleyin ve fiyatlara dikkat edin. Çünkü sonra size 2024'e şok bir iniş yaptıracağım. Buyurun. Ramazan ayına günler kaldı. Her evde tatlı bir telaş var. Market, bakkal, manav gibi küçük esnaf da Ramazan hazırlanıyor. Her Ramazan öncesinde yaşanan fiyat artışları ise vatandaşın aklındaki bir numaralı soru. Çarşı pazar pahalanacak mı? Ete, meyveye, sebzeye zam olacak mı? Soruların cevabı ise İzmir'de Ramazan alışverişinin ucuz ve bol çeşitli adresi Havra Sokağı'nda. 2 kere, 2 kere ya.
Tezgahlar taptaze meyve ve sebzelerle dolu. Pahalı etiketlerse sadece bamya ve domateste. Domates biraz pahalı oldu. Onu bamya biraz pahalandı. Ama işte Ramazan'da hepsi yani fiyatlar düşer yani büyük ihtimalle. Özellikle domatesin fiyatı düşecek yani. Bekliyoruz inşallah yani fiyatlar düşer de yani bütün vatandaşlar da ucuz alır yani. Ramazan alışverişi için beklesin mi yani vatandaşlar? Yani şimdiki beklese daha iyi olur yani. Çünkü Ramazan'da fiyatlar hani belki zebze meyve ucuzlar ama. Bence sabit kalır. Ramazan'da pek bir hareket olmuyor. Eskiden burada millet geçirmiyordu karabalıkta. Şimdi kimse yok. Ramazan'da pek hareket olmuyordu. Ben burada Ramazan'da bir günde 30 koli hurma satıyordum. Şimdi hurmayı bile kaldırdık. Pek iş olmaz şimdi. Ramazan'da işçi gelip de tarladan toplu bile getiremez. Mal azaldı mı yükselir. Ama mal çok gelirse buraya düşer. Ramazan'da oruç ağzına girip de tarladan toplu getiremez. Getiremedi mi o zaman pahalanacak. Et ve tavuk fiyatları ise zamlandı. Ayın 15'inden sonra fiyatlarda düşüş olması bekleniyor. Bir düşüyor bir çıkar hani şu anda aktı et fiyatları 1 lira. Ama Ramazan'ın 15'inden sonra falan düşer. Her yıl aynı şeyi yaşıyoruz yani anladın mı? Tek ki öyle bir ahımşan bir iş de yok. Ne kadar şimdi etin kilosu? 25-26 değişiyor çünkü. Ramazan ortalarına doğru. 27-28 bekliyoruz yalnız. Ramazan'da şöyle başbakanımızın, bakanların dediğine göre bu sene Ramazan'da gıdaya zam yok. Fakat geçen Ramazanlara kıyasmen tavuk Ramazan'ı zamsız geçemez. Zam gelir yani. Çarşı pazar pahalanmadan alışverişe çıkanlar uygun fiyatlarla torbalarını doldurdu. Emek yedi işte bilmiyorum ama tabii aşırı burası hesaplı. Avra sokağı nispeten biraz hesaplı diğerlerine göre, diğer semtlere göre. Burası güzel. Çarşıda pazara daha çıkmadık. En makul fiyatlar Avra sokağında. Evet. Tornavadan geldik buraya uygun diye. Bu yıl Ramazan'da vatandaşın cebi yanmayacak gibi. Umarız kutsal ay herkes için ucuz ve bereketli geçer. Yerine göre, diğer semtlere göre. Burası güzel. Çarşıda pazara daha çıkmadık. En makul fiyatlar Havra Sokağı'nda. Evet. Tornavadan geldik buraya uygun diye. Bu yıl Ramazan'da vatandaşın cebi yanmayacak gibi. Geldik mi? Ya ben de buna şey yaptım. Ya ne diyorsunuz ya? Hepi topu 11 yıl geçti ya. Ama sizi yanıltmasın. İşte o 2 lira, 5 lira. Dün oturdum. Biraz araştırayım dedim. Vaziyeti umumi nedir diye. Bakın 2013 yılında asgari ücret 773 lira. Hatta bir kuruşu da var. Net. Yani ele geçen net 773 lira. Bugün 17 bin lira. Değil mi? Asgari ücret 17 bin lira. Peki 11 yılda asgari ücret 22 kat artmış. Dikkat edin şimdi 22 kat. Bunu koyun bir tarafa. Ben size etin fiyatını söyleyeceğim. Yani asgari ücret 22 kat artarken örneğin 11 yıl önce 25 lira olan et tam 24 kat artmış. Bugün 600 liranın altında herhalde et yok. Yani bir takım kooperatifleri ya da özel müesseseleri sanmayın. Zaten orada da et kalmıyor yani. Yani et yok. Bak ben size söyleyeyim. Yani hurmanın şu andaki fiyatını bilmiyorum. Çok hurma tüketen biri değilim. Ben daha çok zeytinciyim. Ben Anadolu'luyum. Anlatabiliyor muyum? Yani hurma kutsaldır falan. Geyiklerine hiç girmem yani ben yayınımda. Hurmayı geçiyorum. Bakın patates 11 yıl önce 2 lira, bugün 25 lira. Domates 2,5 lira ki çok pahalıymış. Bugün 15-25 arası dün pazarda. Patlıcan 1,5 lira, bugün 25 lira. Bamya 6 lira. Bamya yalnız rekorda 100 ila 150 lira bugün bamya. Yani büyük bamyalar 100, normal küçük bamyalar 150 liraydı. Börülce 5 liradan 120 liraya çıkmış. Salatalık 1 liradan 25 liraya, dolmalık biber 2 liradan 60 liraya, kırmızı eti söyledim 600 lira. Şimdi gerçekten yani mesela ben bunu saklayacağım. Eğer gerçekten cesaretini bulabilirse Sayın AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı geldiğinde kendisine bunu
böyle daha güzel yaldızlı kağıda falan basıp vereceğim. Yani bana anlatsınlar bu 11 yılda dünyada, Türkiye'de neler oldu? Şimdi tabii bunun açıklaması çok kolay. Yani Mehmet Şimşek'e söylesek böyle Buckingham Sarayı ağzıyla bize her şeyi anlatır. Ama benim merak ettiğim sokak. Gerçekten sokak. Bugün bir tencere etli yemek kaynatmak büyük külfet. Bakın şaka yapmıyorum. Bildiğim için söylüyorum. Bak, bildiğim için. Ayda bir defa, o da kıyma ya da tavuk etiyle, et ihtiyacını giderenler var. Ha, ya bunlar kaç gün? Tabii ki Bizans medyası başta olmak üzere. Benim medyamın ekseriyeti, Türkiye'nin 4-5 milyonunun üzerine odaklanırsa, olacağı budur. Futbol, voleybolla sevinecek kadar tuhaf bir olaya geldik. Sonuçta spor. Spor zaferleri milli anlamda karşılığı olan geçici duygulardır. Evet, ben de çok üzüldüm. Yani şu portakalları yenemedik yani. Talihsizlik oldu. Olsun, uğraştılar çocuklar. Ya da bir futbol müsabakasında bir futbolcumuzun yaptığı el işaretini. Avrupa çok iyi anladı. Onun için tepki gösterdi de benim ülkemdeki cahil katsayısı bu kadar arttı mı? Şu nedir? Şu kurtbaşıdır. MHP yapıyor bunu. MHP'liler, ülkücüler yapıyor. Ama bu kurtbaşı. Bizim büyük destanımız nedir? Ergenekon'dur. Türklerin büyük destanı. Ama Ergenekon'da biliyorsunuz ne hale getirdiler. Ruhunu şeytana satanlar. Uyduruk bir iftirayla Türk ordusunun bütün bayrak vatan aşkıyla dolu generallerini, subaylarını derdest edip zindanlara attılar. Ondan sonra yağan yağmurda beraber ıslandılar. Onlar ıslandı, biz zatürre olduk. Ne var yani? İşte Türkiye'de aslında 1980 askeri darbesinin yaratmak istediği toplum yapısı buydu. Okumayacaksın, araştırmayacaksın, sorgulamayacaksın, itiraz etmeyeceksin, bir araya gelmeyeceksin. Ne yapacaksın? Domini'ye gideceksin, 300 kelimeyle Survivor yapacaksın. Neyse o atlama zıplama, sudan geçme neyse. Ama ben soruyorum, bana biri, şimdi bamya ekenler azaldı herhalde, bak yaşıyor mudur bilmem, 11 yıldır o amca hani diyor ya, tarladan getirirlerse çok olursa fiyat düşer, az olursa bilmiyorum da, yani bir şey var, bu fiyatlar, hani ekonomik dengeler, işte dolar arttı, işte euro uçtu, Avrupa kızdı filan, onları bir geç hemşerim, geç. Bizim ekilebilir alanlarımızda daralma var, nokta. Kamil Hoca söyledi, yakında tam emperyalist, bak yakında ben size bir şey söyleyeyim. Levantenler yine meyan kökü tarlaları açarlarsa şaşırmayın. Ha diyorum ya, ya 2024'te mi yaşıyoruz? 1830'larda falan mı yaşıyoruz? Ya arkadaş, ya niye anlamıyorsunuz ya? Bu nasıl bir Emevi kafasıdır da? İbret alınmazsa tekerrür eder tarih gerçeğini, sürekli yok sayıyoruz. Bugün ekmek 10 lira. Şu kadar, bir de gramajı küçültmüşler. 200 gram mı? Kaç var? Şu kadar. Ama ekmek ekmek değil. Sen ne dersin? İkinci Dünya Savaşı, bilmem ne tohumundan ekmek yapılıyor. Sabah alınan ekmek, öğlene öğlen alınan ekmek, akşama yetişmiyor. Böyle bir garabet oluyor. Ne koyuyorlar, ne sokuyorlar içine, ne şırınga yapıyorlar. Ya koca Bayraklı'da doğru dürüst ekmek üreten bir ya da iki fırın var. Ve git, ben almam yani bakkaldan çakkaldan ekmek. Alıyorsun ekmeği, yedin. Yemedin, ekmek kendini imha ediyor. Ha bence o fırıncılar yazsınlar. Bu ekmek alındıktan bir saat içinde
tüketilmezse kendini imha eder falan deyin. Çünkü yenmiyor o ekmek. Bakın yenmiyor. Şuraya bakın ya. Hayvancılık ölmüş. Biz yakında bakalım ne yiyeceğiz? Angut eti falan yedirdiler bir ara. Bak bu işin sonu kötü. Vallahi de billahi de bu işin sonu kötü. Hayvancılar hayvancılıktan, buğdaycılar buğdaycılıktan vazgeçmek üzere. Çünkü özellikle bir politika var. Ekmesinler, parasını verelim. Beslemesinler, parasını verelim. Sonra Brezilya'dan inek, Rusya'dan hıyar, Ukrayna'dan şeftali. Ne bu ya? Bu ne abi? Hazıra daha dayanır mı? Hani bizim ambar deposu şeymiş. Bir de bir şey söyleyeyim size. Hala işin üstündeyim de bana bilgi gönderecek biri vardı. Göndermedi henüz. Yarım kaldı o. Bizim Alsancak'taki silolar dahil olmak üzere. Silolarda bizim üreticinin mi ürettikleri depolanıyor? Yoksa birilerinin gemicikleriyle başka yerlerden getirilen bir şeyler mi depolanıyor? Bilemiyorum. Vallahi Binali Bey'e bulsam ona soracağım. Hani ya senin oğlanların var mı bu silolarla alakası filan diye. Çünkü garip şeyler oluyor. Bizim siyasetlerde, bizim siyaset bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? Oğlum Ahmet sen bu yolda devam et, böyle tepe üstü düştüğünde anlarsın. Son pişmanlık fayda vermeyecek de korkuyor insan ya. Vallahi korkuyor. Korkuyor, gerçekten korkuyor. Şimdi bilmiyorum yani sizler dün pazardan ne kadar alışveriş ettiniz? Bilemiyorum. Şimdi hemen hızlı hızlı geçelim. Dün benim dahi oy verdiğim Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önceki gün, ya neydi o Dünyayı Kurtaranlar, pardon ya çok özür diliyorum, Dünyayı Kurtaranlar Derneği değilmiş, İzmir'den Dünyaya Bakış Platformu. Ama ben gördüm, fotoğrafları inceledim, hakikaten oturan herkes bir yere bakıyor. Hani yalnız Çeşme'den Dünyaya nasıl bakılır? Mesela ben Lal Denizli'nin gerçekten dünyaya nasıl baktığını merak ediyorum. Mesela Instagram'dan mı bakıyor? Ne bileyim ben, kız çocuğu seçimlerde bastığı yerlerden elektrik üretecekti. Bilmiyorum ne üretiyor şu anda. Ama güzel geçmiş yani bu dünyaya bakış. Kim bu? Bir de Tunç Bey'in zamanında DİDER vardı. Dünya Kenti İzmir Derneği vardı. Yani sürekli böyle İzmir'i böyle dünya kenti, dünyaya bakalım. Abi bak sayınlar, muhteremler, siz dünyaya bir süre bakmayın. Siz İzmir'in içine bakın. Mesela hafriyatçılara bakın. İşte inşaatçılara bakın. Stokçulara bakın. Mesela karpuz mafyası var mı? İşte hıyar mafyası var mı? Bence şey mafyası var. Durun, nerede o? Abi böyle bir şey olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Bamyayı pek çok kişi sevmez. Fiyatı ne kadar yüksek. Ben severim. Bir zamanlar kuzu etli güzel, böyle korukla falan güzel olurdu. Dolmalık biber 60 lira. Abi bir kilo dolmalık biber alsan bunun pirinci var. Bunun hani kıyma koyuyorsan bunun kıyma. Ulan bir tane dolma kaç paraya mal oluyor? Memlekete bak. Vallahi bak artık şeydeyiz ha. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede havasındayız. Gerçekten. O doktorlar da gidiyor. Geçen gün Atilla Sertel paylaşmış. Bir hastanede abi doktor kadrosunda, ya Türkçe biliyor mu onlar ya? Bak ben onun için kamu hastanelerine gitme. Ben hastaneye gitmiyorum artık. Böğrüm ağrıyor, böğrüm ağrıyor. İş bir parol geçsin. Alıştık. Her şeye pandemiden beri parolcu olduk. Her şeye parol atıyoruz. Benim ağrıyor, iç bir parol. Eskiden aspirin vardı, optalidon vardı falan, bakkallarda satılıyordu. yani ne oluyor? Yani bana biri bir anlatsın ya, bir gerçekten anlatsın ya. Şimdi Cemil Tugay demiş ki, dayatılan gündemlerde boğulmamaya çalışacağım.
Bana yapılan baskılara asla boyun eğmeyeceğim. İzmir'e sevgimin ispatı bu olacak. Ben bu şehri çok seviyorum. Yürekten seviyorum. İstediğim oy falan değil. Bunu anlamadım mesela. İstediğim oy, işte oy olmazsa başkan olamıyorsunuz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani seçim, işte aday, işte insanlar oy veriyorlar, öyle oluyor. Değil mi? Başkan seçildikten sonra ben oy istemiyorum lan. Ben plastik cerrahım. Kafamı bozmayın demiyor. Ben yürekten seviyorum diyor. Ancak işin şimdi esprisi bu yana. Sayın Başkan'ı ben de gerçekten seviyorum. Sayıyorum. Kırılsam da sayıyorum. Çünkü ben de oy verdim yani. Şimdi bunu da boşa atmayayım yani. Ama anlamadığım şu. Dayatılan gündemler. Gerçekten dayatılan gündemler mi? Başka bir şey mi? Birileri sizi piyonu gibi görmeye mi çalışıyor? Ankara'dan filan. Ankara'da biliyorsunuz zıp zıplar var. Bu zıp zıplar Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a diş geçiremiyor. Cemil Tugay ve Ferdi Zeyrek'le gün geçirmeye çalışıyor. Özgür Özel'i sadece kastetmiyorum. Başkaları da var. Çünkü bakın İzmir gerçekten İstanbul'un, Manisa'nın, Malatya'nın çöplüğü olmak üzere insan çöplüğü. Yani bunlar yani başkanlara dayatma yapan güçler var kendi içinden. Ama başka bir şey daha var. Şimdi mesela Banu Şen'e de şey yapmış Sayın Başkan, ben ona girmeyeceğim. Süremiz çünkü daralıyor. Ben ona girmeyeceğim ama bu memur eylemleriyle ilgili ben şaşırdım. Cemil Tugay, yani okuyun onu bulduğunuzda, var bazı yerlerde yayınlandı o. Cemil Tugay memur eylemleri konusunda derli toplu bir açıklama yapmış. Anlayamadığım şu. Bu eylemler bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Eylemlerde çok ciddi ayrıntılar var. Bu ayrıntılar masaya yatırılmıyor. O eylem yapan memurlar gerçekten büyük risk içinde. Çünkü bu yasayı çıkaran, sınırı koyan gerçekten hükümet. Yani Cemil Tugay kendi iddiası geçen dönemde yapılan hatayı yapıp Sayıştay çünkü çok sert uyarmış, zimmet çıkarırım, donunuza kadar alırım demiş. Şimdi kimse yani donundan atletinden olmasın yani. Şimdi orada çok enteresan bir şey var. Ha bir de ya boş verin, takmayın kanunu, nasıl olsa affederler gibi laflar edilmiş. Bak çok emin değilim. Cemil Tugay'ın açıklamaları çok ilginç. Ama bence başkan mesela bakın Büyükşehir Belediyesi'nde İzmir Tup diye bir YouTube kanalı var. Hasbelkader kuruluşunda ben de vardım. Buğra Gökçe de bilir. Pınar Meriç de kulakları çınlasın bilir. Aysel Özkan hatırlar. Ama ne yazık ki İzmir Tup Türkiye'deki belediye kanallarının şu anda en kötüsü. Çünkü ufuk yok. Aslında başkan İzmir Tup'u eline alsa mesela orada açıklama yapsın icraatın içinden. İzmir'deki web TV'ler oradan alsın yayınlasın. Vatandaş izlesin. Ama neyin ne olduğunu görsün. Çünkü şu anda kamuoyunda başkan kamuoyundan uzaklaştıkça meydanı şeytaniler dolduruyor. Ve bir şey de söyleyeyim. Çok net. Gün gelecek ben burada isimler de vereceğim. Mesela kendi ikbali, kendi kini ve kibri için uzmanları sağa sola süren kerameti kendinden menkul tipler var. Daha düne kadar Tunç Soyer'e akla almadık yalakalıklar yapan, kitaplar yazan, taklalar atan tipler bugün birdenbire Cemilci oldu mesela. Ve iyi bildikleri güya Soyer'cileri, ama başka bir şey daha var. Belediyeci olmayan kısa dönemli belediyecilerin zulmü var. Size bir hikaye anlatacağım ama bugün değil. Ama buradan ben sevgili Cemil Tugay'a rica ediyorum. İletişiminiz dar, vatandaş da sizi seviyor. Bu sevgiyi karşılıklı olarak pekiştirin.
çevrenizi şöyle bir açın. Ne kes kes kes. Akşama kadar yayın yaparız ya, ne olacak? Başka ne vardı? İzmir'in seçtiği milletvekilleri İzmir'le ne kadar ilgili dedik? Geçiniz. Valiliği söyledik. İzmir Valiliği'nin kurumsal olarak İzmirlilerin huzuru zerre umurunda değil. Şimdi başka konuya gireceğiz. Bugün dediğim gibi Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Naşit Birgül bir konuğumuz. İyi dinleyin. Az sonra gelecek. Çok iyi dinleyin. Bazı şeyler ama troll ama içten pazarlıklı bir şekilde farklı yansıtılıyor olabilir size. Ha bir de ben bir şey söyleyeyim. Çok kolay, bana da söylüyorlar. Adım ulusalcı faşist oldu. Bakın, faşizmin temeli sermaye tetikçiliğidir. Sermaye. Anlatabiliyor muyum? Bunun da en kurumsal oluştuğu yer İtalya'dır. Faşizm bugün sanılanın dışındadır. Anlatabiliyor muyum? Hani herkes kolayca birbirini itham ediyor ya. Ondan söylüyorum bunu. Ara veriyoruz. Sevgili Naşit Birgül'ü stüdyoya alıyoruz efendim. Buyurun.